Engellere rağmen yardıma koşuyorlar. Kimse Yok Bunun kardeş kuruluşu Embrace Relief Amerika'da faaliyet gösteriyor. Dernek Uganda'da su kuyusu açtı. Kuyuya verilen isim ise Amerika'da yaşayan Türklerin teröre karşı duruşunu ortaya koydu. Kimse yok mu Solidarity? IŞİD tarafından öldürülen gazetecinin ailesi ve ABD'de yaşayan Türkler çok anlamlı bir yardıma imza attı. ABD'de yaşayan Türklerin kurduğu Embrace Relief kurumu Kimse Yok Mu Derneği ile ortaklaşa öldürülen gazeteci James Foley adına Uganda'da su kuyusu açtı. Törene gazetecinin babası John Foley de katıldı. Bugün burada olsaydı çok mutlu olurdu. Kendisi de her ihtiyaç sahibine el uzatmak isteyen, herkesi kucaklamak isteyen birisiydi. Başkaları için yaşıyordu. Bu proje gerçekten onun için onur verici bir proje. Uganda'daki yardımın anlamını ise Türkiye'nin yakından tanıdığı bir isim, New Hampshire valisi Maggie Hasan anlattı. Türk Kültür Merkezi ve New Hampshire'da bulunan Türkiye Amerikalılar çok büyük işler yaptı. Sosyal yardım projelerine, diyalog programlarından ticari köprüler kurmaya, onları önde görüyoruz. Bu anlamlı gecede de burada bulunmaktan onur duyuyorum. Profesör Dale Eichelman'sa dünyanın pek çok yerinde eğitim ve insani yardım için fedakarca çalışan Türklere duyduğu hayranlığı aktardı. With the Gülen movement in the mid 1990s. Törende ayrıca Cambridge Türk Musiki Grubu Anadolu'nun sesini Uganda'ya dinletti. Samanyolu Haber'de şimdi kısa bir ara.